Ya beyler bırakın bu işi. Ayrıca söyle bakalım Sinan. Bir hayvanın adam olduğunu, şerefli, karakterli, dürüst olduğunu neresinde anlarsın? Yok hocam be. Futboldan muhabbeti nerelere getirdin ya? Yapma Allah aşkına ya. Hacet gidermesinden anlarsın. Hocam, hocam. Bak apo. Mesela at. Seyrek yapar. Taka, 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 taka diye bırakır. Peki hocam. Hangi hayvan adamdır? Pek tabii ki inekler kardeşim. İnekler. Bilir misiniz ineğin ne yaptığını? Lüp diye bırakır. Net hocam, net. At sahipleri duysun vallahi söylediğini. Artık atlara da kelebek kondurdum. Artık bir onlar kalmıştı. Bu muhabbetinize kargalar bile güler. Kargalarla işim işim olmaz benim. Onlar madrabazın önde gidenler. Kargalar da madrabaz olur. Dur oğlum, dur lan. Gaz vermiyor. Şaşırmışsın hoca sen. Ertem, ben bu programı terk ediyorum. Ya ne diyorsun? Neyi bırakıyorsun? Esas ben bırakıyorum kardeşim. Allah'tan şu lige ara verildi de. Uzun bir süre yüzünüzü görmeyeceğim. Lanet olsun ya. Hocam, Sinan abi, lütfen Sinan abi. Bilir misin? Sakin, sakin. Hiçbiriniz bir yere gidemezsiniz. Çünkü yeni sponsorumuz bir hafta boyunca bizi inanılmaz bir etkinliğe davet ediyor. Beyaz futbol ekibi olarak tam bir hafta boyunca muhteşem bir otelde harika bir sürprizle karşı karşıya kalacaksınız. Ya Nagihan bozuk atıp durma Allah aşkına ya. Benim de dün haberim oldu. Arayayım Ertem'i konuşacağız. Her şey o yanlık, her şey organize etti. Benim haberim yok. İyi de Rasim, hani tatile gidecektin? Ya tamam da benim de dün haberim oldu diyorum. Ertem'i arayayım, Ertem'le konuş. Peki tamam, ne yaparsan yap. Ya işte böyle harem şeylerin falan, kralların kaldığı bir otelmiş yani. Çok havalıymış. Az da bakmaya gerek yok. Normal. Hasan abi, Türkiye'nin dört bir yanından hayranlarımızla buluşacağız. Alayınızın selamını götüreceğim. Sen bizim mahallemizin ne dar iftarısın valla. Hocam paneller, söyleşiler hepsi önceden ayarlanmış. Çok büyük para yatırmış sponsor oraya. Ertem gelemem dediğinde kardeşim. Evet hocam, mecbur geleceksin. Ertem gelemem. Hocam, yenge mi izin vermiyor yoksa? Bu evin reisi benim kardeşim. Hesap mı vereceğim ya? Nereye hesap çıkar giderim ya? Efendim hayatım. Her yeri dağıtmışsın. Al geliyorum hayatım. Ertem, ben kapatıyorum. Ya hocam nerede kaldın ya? Geldim Sinan Hanım, geldim. Şu bagajı açsana rahmet ya. Hadi. Karşılamayacak bizi. Oho! Ertem bu ne ya? Ya kardeşim sen bu adamlara bizim geleceğimizi haber vermedin mi? Söyledim, söyledim hocam. Söylemez miyim? Sponsor bu. Gelirler şimdi. Bekleyin bir rahat edin. Gelecekler. Bir arayayım ben. Rahat edin hocam. Arıyorum. Erto, aramadılar mı daha ya? Sinan abi, deminden beri arıyorum. Hala çekmeyen yerde galiba. Bir türlü çıkmıyor. Aa! Bana ne olmuş? Ne oldu kızım? Neyin var? İyi misin? Değilim. Demiş şurada bir tane hırsız geldi. Çantamı aldı, kaçtı gitti. Ne hırsızı ya? Ya içinde var ya kimliğim, pasaportum, param, her şeyim içindeydi. Ben şimdi ne yapacağım? Güzel kızım. Değer mi bunlar için ağlamaya? Sen kalk bakayım bizim. Hadi, hadi gel, gel, hadi gel, hallederiz. Gel, gel bakayım, gel yavrum. Gel hadi bana kalk, kalk, gel. Adın neydi kızım senin? Nazlı. Pa pa pa. Kimler varmış burada? Hoş geldiniz. Ben bu muhteşem otelin sahibi Taylan Yönenlioğlu ve otelin sorumlusu Gizem Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda kendisi kalbimin sorumlusu.
Jena kardeşim, niye anlatıyorsun bunu? Aynı televizyondaki gibiler ya. Sempatik şovmenler. Her hafta sonu akşamı sizi izliyorum. Jacuzzi'yi dolduruyorum. Hatta fokur fokur böyle nerelere mezun oluyormuşuz da haberimiz yok. Ya Erto, nereden buluyorsun böyle yalama tipli herifleri ya? Ne bileyim Sinan abi ya. Ama ben hanımefendiyi çıkaramadım. Ekipten mi? Çıkarma kardeşim, çıkarma. Sonra toplayamayız biz seni. Bakışları bir acayip sanki ya. Böyle eğitim mi aldınız yoksa doğuştan mı böyle bakıyorsunuz? Yok yok. Biraz şokta kendisi. Az önce dışarıda kapı kaçılar fena çarpmış. Aa, benim otelimde. Senin otelin değil kardeşi. Otelin dışı diyor adam. Duymuyor musun? Ha, önemli değil ya. Her yerde kameralar var. Faili mutlaka iyi yakalarız. Ay sağ olun. Rica ederim. Başka nasıl yardımcı olabilirim size? Aylan Bey, biz sponsorumuzun davetlisi olarak otelinize geldik. Fakat kendisine ulaşamıyoruz. Hemen bakalım Gizem Hanım, adı var mı acaba hakimin adına? Şöyle bir şey var, ben kendisiyle görüşmedim. Sürekli olarak asistanıyla telefonda konuştum. Sürpriz dediler bize. Sürpriz dediler, yok. Bir türlü ulaşamıyoruz. Anlıyorum, sürpriz olacakmış. Peki rezervasyon kimin adına? Biz de bilmiyoruz. Rezervasyon sürpriz. Sürprizmiş, gördünüz mü? Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum da neyi anlıyorsun ulan? Sabahtan beri anlıyorum, hokkabaz muhabbet yapıyorsun burada. Şşt, bana bak. Jacuzzi pompacısı mısın, otel sahibisin bilmiyorum. Sana anormal gıcık oldum. Çabuk bizi odalara yerleştir, çabuk hadi. Bana demiyor, hepsini sana diyor birazın. Yalnız önce bir sakin olalım. Çünkü ben bakıyorum ve rezervasyon görünmüyor. Ne? Sponsor diyorum, sponsor. Gizemciğim, bu ünlüler böyledir işte. Bunlara boş mezar var de ölürler. Oh, sponsorumuz arıyor. Alo. Ertem Bey, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Ya kusura bakmayın, uçaktayım, çekmiyor. Asistanım çok büyük hata yapmış. Şirket için rezerve edilen kral dairesini sizin adınıza onaylattım. Ben de geliyorum zaten, yarım saate orada olacağım. Gelince sponsorluk görüşmelerimizi yaparız. Alo. Ya çekmiyor. Alo. 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 Tamam efendim, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Taylan Bey, bir kez daha bakar mısınız? Rezervasyonumuz var mı yok mu? Evet, şu anda sisteme düştü. Adınıza ayrılmış bir tane kral dairemiz var, doğrudur. Ertem, vaktimiz yok değil mi? Şöyle havuza girip bir boy verseydik ya. Ya Abdülkerim abi, şaka mı yapıyorsun? Ne vakti ya? Daha odalarımıza gidip hazırlanacağız. Kokteyle katılacağız kokteyle. Ya arkadaşlar, güzel de bu kızın durumu ne olacak ya? Ha? Yok mu başka odanız? Aa, boş oda yok. Yalnız her zaman bir kral dairesi daha var boşta. Sinan abi. Ver şu kredi kartı. Anlamadım hocam. Sinan abi ben. Sana koyarım ben. Baksana kızın haline. Yazık. Ey Sinan Engin. Nasıl Kudüs'e sahip çıktıysan bu kızcağıza da sahip çık. Televizyon programı gibi oldu, aynısı ya. Dalga mı geçiyorsun? Allah'ın akkabası. Ben alayım. Teşekkürler. Ben şimdi ben boncağıyım size. Alayım. Yürüyün. İyi dinlenmeler. Evladım, şimdi sen hemen karakola git, ifadeni ver. Sonra güzelce hazırlan, kokteyle bizimle geliyorsun. Hadi evladım. Hadi. Var üzeri bakalım hocam. Al, al. Çok mahcubum. Ne kadar teşekkür etsem de az. Bu olanlar gerçekten inanamıyorum. Ah be güzel kızım. Hadi bir sponsor dalgasına düştük buralara. Sen bir başına ne yapıyorsun? Ben master öğrencisiyim. Okul bittikten sonra nişanlımla evlenmeyi planlıyorduk ama iki senenin sonunda beni terk etti. Hayırlısı olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. İşte ben de biraz moral olur, motive olur diye buraya geldim. Bir de bir ödevim var. İnşallah onu tamamlayacağım. Ama baksanıza, yani başıma gelmeyen kalmadı. Buraya gelmekle iyi mi ettim, kötü mü ettim anlamadım ki. Gel hele Allah'ım. Değerli misafirler, hepiniz canım otelime hoş geldiniz. Otelimize hoş geldiniz. Tatildeyken muhteşem sanat eserlerinin ve mücevherlerin olduğu harika bir müzayedeye katılma fırsatı bulacaksınız. Tam bir hıyar.
dünyanın en kıymetli 10 elmasından biri olan Kutsal Mihrac elması bu otelde. Çok parodur o ya. Çok. Uğruna imparatorların seferler düzenlediği bu kıymetli elmas bakalım kimin olacak? Bu elması ülkemize kazandıran, hiçbir masraftan kaçınmayan, hatta otelini teminat altına alarak ülkemize getiren Taylan Gönenlioğlu'na teşekkür bir borç biliyorsunuz. Şap 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 şap. Ya herif kendinden ucumcağız olarak bahsediyor. Bu herif tam bir manyak, tam bir megaloman ve psikopat. Ne manyak? Yavşağın önde gideni. Yavşak. Ah Bedir'in, bir rüyam vardı. O da Mihrac elmasını bu ülkeye getirmek. Herif Martin Luther King'i de kendine halidir. Hay başlayayım Mihrac'e de, elmasına da. Ya Ertem, nerede bu sponsor ya? Ya Ertem, nerede kaldı bu sponsor hakikaten ya? Hani yarım saatte geliyordu bu herif. Entel miyiz oğlum biz müzayede falan Ertem? Ne olacak Ertem? Ertem, nerede oğlum sponsor? Ağaç olduk ağaç. Ertem, Ertem, Ertem! Ertem kadar başınıza taş düşsün mi? Yahu ne kadar da meraklıymışsınız Ertem Şener'i yok etmeye. Adamın uçağı bozulmuştur. Lastiği patlamıştır. Karısıyla kavga etmiştir. Sevgilisiyle tartışmıştır. Elektrikleri gitmiştir. Sular gitmiştir. Yahu delirtecek misiniz beni? Nereye geldik biz? Az sabredin. Gelirler. Gelirler. Ertemciğim, sakin ol. Seni seviyoruz biz. Sakin ol. Sakin ol. Nerede kaldı bu? Ya Ertem, o bizim ayağımıza gelecek kardeşim. Ayıptır ya. Hadi beyler yürüyün gidiyoruz. Hadi yürüyün, yürüyün haklı, gidiyoruz. Haklı, hadi gidelim. Arıyorum, arıyorum. Hocam, hocam arıyorum. Ahmet hocam. Sokarım hocana. Sinan abi. Ya Ahmet abi, Sinan abi. Ne demek gidiyoruz biz ya? Ne demek beklemeyiz biz ya? Sponsor bize kral dairesi ayarladı ya. Oho! Adam o kadar yatırım yaptı bize. Ya herif 5 kişi bizi bir odaya soktu. Sponsor diyorsun Ertem ya. Boş ver Ertem ya, boş ver ya. Biz gidiyoruz kardeşim, sen istiyorsan kal. Of! Yuh be Rasim be. Abi bir ağırlık çöktü bana ya. Hakikaten ben de boğuştum ha. Ne oluyor bize ya? Burada mı kalsak bu gece çocuklar be? Yarın gideriz ha. Vallahi bana uyar. Hocam burası kral dairesi neticede ama beşimiz beraber yatacağız. Sen Alman ekolojisi, analitik zekan var. Beşimiz burada nasıl yatacağız? Peşinden söyleyeyim karımdan başka. Kimseyle yatmam. Yatarsam da çok tehlikeli olurum. Affedersin hocam ya. Ne diyorsun sen yani? İçimizden birine yani şimdi bir şey mi yani falan yani böyle şeyler söylüyorsun ya. Beyler şimdi düşünün burada değiliz de bir dağ köyündeyiz. Harika bir köy. Etrafta köylüler, şirin babalar. Birden gecenin bir saati dağın 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 kapı çalıyor. İrina Şay. Sinan diyor. Ronaldo ile çok mutsuz. Bradley Cooper'la da anlaşamıyorum deyip sarılıyor sana. Sinan, sen ne diyorsun ki kızım? Ronaldo pırıl pırıl çocuktur. Merak etme barışacaksınız diyor. Ya hocam, ne anlatıyorsun? Derken kapı tekrar çalıyor. Tak tak tak. Nuri Alço elinde gazozu. Mahmut Tüncel arkasında. Bir de böyle bir tuhaf şekilde Selena Gomez. Ne alakası var bunların? Bu odada tuhaf bir hava var böyle. Kimin eli? Kimin gözü? Uyan. Ne böğürmesi lan bu?
böyle mi uyuduk lan? Ya iyi uyumuşuz ya. En son bir Ahmet Hoca Nuri Alço lafları ediyordu ama. Ne Nuri Alço'su lan? Biz böyle mi uyuduk lan? Beyler kimse bir şey yapmadı değil mi içimizden? Ya size kaç defa söyledim karımdan başkasına yatırmayın diye. Neden ısrar ettiniz kardeşim? Ertem! Günaydın! Ebru Şanlı'yla Pilates'te bugün karın germe ve basen çalışmalarımız var. Hadi kızlar, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, bizi bir şey bayılttı. Bir, iki, ne bayılttıysa Ertem bir, hala etkisinde. Ertem'i de kaybettik, hayırlısı olsun. Hadi kızlar, bir, iki. Ertem, ne yapıyorsun bir, oğlum? Dur, senden acımı almayayım Ertem. Ya bu arada Apulkerim Durmaz nerede ya? Ya bu Apo'nun iş olmasın ya. Apo! Günaydın kızlar. Bu hangi kanal? Kim açtı televizyonu? Kim ulan bu manyak? Ne kadar çaresiz ve şaşkın görünüyorsunuz ya. Oysa ekranda ne kadar mağrursunuz. Kibirli tosbağalar sizi. Beyler, bu herif bize söylüyor. Bu kanal manal da değil, başka bir şey mi? Ya size diyorum tabii, aptonşlar. Kimsin lan sen? Ben Bela. Beli Bela. Oyun oynamak istiyorum sizinle. Ne oyunu lan? Beyler, ne oluyor? Kimsin lan sen? Kimsin lan? Önce sürprizimi göstereyim, sonra açıklarım. Sinan, Ahmet Hoca, kaçın! Kaçın, kurtarın kendinizi! Beni düşünmeyin! Sudan mı korkacağız ulan? Sudan korksaydık denize işemezdik biz. Kara köpüklüyüz ulan biz. Adamın ebesini laciverte boyarız. Kardeşlerim! Kurtarın beni! Manyak bu adam! Kardeşlerim! Kimsin lan sen? Söylesene. Sizi sponsor ayağına buraya getiren... ...dünyada görüp görebileceğiniz en kötü adamım. Ama çok renkli bir kötüyüm. Evet, size sıradan kötülükler yapmayacağım. Bak mesela bugün kazıklı boyvoda olacağım. Bak, aha bu kazık, aha bu da yağ. Lan! Sonra da kralalara ısırtacağım. Ha ha ha, çok eğlenceli değil mi? Kazıklı boyvoda. Ne istiyorsun sen? Şerefsiz! Ne mi istiyorum? Sizin insan içine çıkamayacak hale gelmenizi istiyorum. Gururunuzla, onurunuzla oynayıp iten köpeğe maskara etmek istiyorum. Hani ekrana çıkıp programınızda istediğiniz gibi asıp kesiyorsunuz, insanları bitiriyorsunuz ya. Ben de sizi bitirmek istiyorum lan. Kapçık ağızlar. Bitireceğim sizi. Neden biz kardeşim? Neden? Söylemek için çok erken. Şimdi beni iyi dinleyin muşmula suratlı toynaklar. Eğer görevlerinizi başarıyla yaparsanız apocuk yaşayacak. Yok görevlerinizi başaramazsanız, bana itaat etmezseniz, hatta polise giderseniz apocuk geberecek. Çok güzel ya. Bu arada otelde size 24 saat istiyorum ben. Evet. İnanmıyorsanız bir test edin. Ha? Allah aşkına ya. Hadi şuursuz süper israfları. Hadi bir test edin. Tamam. İlk görevinizi vereyim. Otelde rastlayacağınız birini bayıltana kadar tokatlayın. Tokat manyağı yap. Tamam. Hadi göreyim bebişim. Hadi. Hadi benim kazaya attı. Hadi benim bombililerim. Beyler, deli meli dedik ama Ertem'e bakın, çatır çutur adam tokatlıyor ya. Adamın bir tarzı, bir duruşu var. Çocuklar, biz de bir profil çıkartalım. Kimleri tokatlamamız daha doğru olur diye. Ya hocam, sen de ne çabuk kabullendin ya. Abi, polisi molisi ar ya. Başka çare yok. Ne diyorsun ya? Ara da gebersin Apo'yu. Biz nasıl bir psikopata denk geldik ya? Bu bize nereden sardı ya? Babalar, tecavüz kaçırılmazsa zevk almaya bakacağız. Ben ilk karşıma çıkan tokat. Hadi bu. Ah, vallahi ben
sıramı saldım. Ahmet Çakar, Sinan Engin. Sıra sizde. Yürüyün bak. Koçum bir bakar mısın be canım? Sinan abi. Ahmet Hoca. Hoca bir şey söyleyecekti sana. Buyurun abi. Oğlum kusura. Niçin abi? Ortalığı birbirine katmışlar. Bize Hanım Taylan Bey'e acil haber verin. Müjda 7'den önce her şeyi boka çıktılar. Kayış iyice kopardılar. Ben bunları haddelebilir misin bilirim ama. Şey gibi oldu. Hani insanlar böyle birbirine çarparlar ya. Ağır çekimi bir daha yapalım mı? Şaka yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Sizin bu gözlerinizde ne var? Dün gökyüzü mavisi, bugün cennet yeşili, bakışlarınız bile renkli. Nereye böyle? Sizin yanınıza geliyordum Taylan Bey. Ya çok teşekkür ederim. 5 kuruş param yok, kimliğim yok, hiçbir şeyim yok. Ama bana o kadar yardımcı oldunuz ki. Aman abartmayın canım. Kimin için olsa aynı şeyi yapardık. Yani düşünsenize böyle Borgay veya Eyüp, Suat isimli kıllı çullu biri otelin önünde soyuluyormuş. Vallahi yapmazdık ya onlara. Sizin için yaptık. Çünkü Nazlı. Ah Nazlı da Nazlı ama. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle flörtüs konuşuyorum ya. Yanlış anlıyor musunuz? Yo, yani niye yanlış anlayayım ki? Ya niye anlamıyorsunuz yanlış? Yanlış anlasana, anlasana, anlasana. Anlamıyorum çünkü sizin sevgiliniz var. O yüzden bir korkum yok. O da var değil mi? Bak sen yabancı değilsin. Aslında yabancısın da samimiyiz yani. 2 aydır saçları omuzuma değmedi. Böyle kardeş yukarı, kardeş kardeş. Ya. Ya bir yerden sonra insan sıkılıyor bir kere. Aa. Hayırdır Taylan Bey, ne yapıyorsunuz burada? Şeyi konuşuyoruz işte. Güvenlik kayıtlarına bakalım. Başına neler geldi. Kayıtlar çıkar belki diye. Öyle mi? Evet. İyi hadi gidelim bakalım o zaman. Beraber. Birlikte. Tabii tabii. Buyurun o zaman hanımlar. Tabii buyurun. Önden. Buyurun. Buyurun buyurun. Siz buyurun. Yürüyün Seferoğulları. Bir tık daha geri gel. Tamam, tamam dur. Ha, gerçekten kafayı yiyeceğim ya. Yani koskoca otelde şu noktayı gösteren başka bir kameramız yok mu bizim? Sana soruyor, yok mu? Hı? Yok efendim, tam kör noktada saldırılmış hanımefendiye. Allah Allah. Ne kadar ilginç. Yani tam da o noktada denk gelmesi çok ilginç. Nesi ilginç ya? Oraya denk gelmiş işte. Ya burada kamera açısı yok. Bana biraz da şurada saldırın diyecek hali yok ya hanımefendinin. Bir kere de şans benden yana olsun ya. Bir kere. Ya. Neyse Taylan Bey. Gördüğüm kadarıyla sizin daha önemli işleriniz var ama benim artık gidip müzayede hazırlıklarıyla ilgilenmem gerekiyor. Ne bu şimdi? Takip et. Al başı al sen de. Oğlum başa var lan başa, başa sana dedik. Böyle olmayacak, çek. Nazlıcığım, bak. Nasıl alıyorum başa? Senin bu gözlerinden nereye gidiyor ya? Ben içeride kayboldum. Arkadaşlar,
Yarın bütün eserler gelmiş oluyor ve müzayede için çok az zamanımız kaldı. Ama biliyorsunuz ki en önemlisi güvenlik sistemi ve yarına kadar, en geç yarına kadar bu iş bitmiş olacak, anlaşıldı mı? İkiletmeyin siz de. Of! Çocuklar şu ellerimin haline bakın ya. Adam tokatlamaktan avuçlarım şişti. Bak kıpkırmızı ya, şu hale bakın ya. Yazık da oldu. Masum insanları dövmek zorunda kaldık. Fakat bir şey dikkat edelim. Bu herif büyük üçkağıtçı. Büyük şerefsiz. Bu deli bela mı, meli bela mı neyse büyük şerefsiz. Hocam, bu otel sahibi Taylan tam bir yavşak. Benim tahminim bu Taylan'la bu deli bela işbirliği içinde. Tamam, Taylan yavşaklıkta flama taşır. Hemfikirim. Lakin öylesine derin planlar yapabilecek tipte bir herif değil. Ya biraz haklı olabilirsiniz. Kızlarla fazla samimi ama aslında pırıl pırıl bir oğlan. Ya Sinan baba, bu adam da mı pırıl pırıl ya? Bu da mı pırıl pırıl ya? Allah belanı versin senin Ertem. Tekrar merhaba göbek deliği pamukları. Aa, bakın sizi kimlerle tanıştıracağım. Hanser Kreten. Gratel, aç mısınız? Yalar mısınız, yutar mısınız? Şimdi beni iyi dinleyin. Eğer dediklerimi yapmazsanız Apo'yu bunlara yem ederim. Ahmet, Sinan, kurtarın beni. Kurtarsanıza beni lan, kurtarın. Yiyecekler beni. Yem etmeyin beni bu köpeklere. Kurtarın Ahmet, Sinan. Ya Allah belanı versin senin iteni. Ulan şerefsiz. Hocam, kardeşimizi hale getirmiş ya. Özellikle sen iyi dinle ey Ahmet Çakar. Hamamda seni bekleyen bir dostum var. Git onun boynundaki kolye yap. Yürü. Hanımefendi. Hanımefendi, fotoğraf çekmek yasak. Aa, pardon ama benim ödevim var ve müzayededeki hazırlık çalışmaları ile ilgili. İzniniz var mı? Yok. İzin almam mı gerekiyordu? Tamam o zaman, kusura bakmayın. Okay girls, again. Leonardo. Okay. Rafael. Michelangelo. Donatello. Okay, girls. Look at the boss. I want a cat though. Cat, 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 cat. Okay? Not horses. Horse, 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 horse. I want a cat though. I live in a cat though. I love the cat though. Taylan Bey. Efendim, gerizekalı. Oho, gizaşım. Biraz konuşabilir miyiz? Aa. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Taylan, bu kızların dümdüz durup eserleri tanıtması gerekmiyor mu? İşte bunlar işte onlar. Hı, öyle mi? Sen neden catwalk yaptırıyorsun bunlara? Catwalk bu işin özü değil mi hayatım? Catwalk yapan her şeyi yapar ama. Allah'ım sabır, sabır yarabbim. Bıktım senden Taylan, bıktım. Senin şu anda güvenlik toplantısında olman gerekirken sen kalkmışsın tanıtım hosteslerine yapışıyorsun ya. Bana bak, bu eserlerden herhangi birine bir şey olursa o sigorta şirketi donumuza kadar alır, anladın mı? Aa, don falan bir hanımefendinin ağzına yakışıyor mu hiç? Yani tanga diyeceksin, G-string diyebilirsin, mikro brezilyen olabilir. Bak duymayacağım bir daha, tamam mı? Taylan, sen var ya gerçekten gerizekalısın. Gerizekalısın. Bu ikinci gerizekalı sana söylüyor, bana değil. Hocam, şimdi sen içerideki herifle konuşurken etrafı da bir kolaçan et. Ters bir durum olursa bize bir işaret çal, yeter. Tamam mı? Olmadı, herifin üzerinde çöker öttürürüz. Yerini öğrenirsek de deli belayı yakalayıp bu işten yırtarız. Ertem kendine gelmiş ya. Ve mikrofonlarımız İstanbul'da. Ve gol, ve gol, ve gol. İşte gol, işte gol. Hemen inanmayın, bunun böyle aklı gidip gelecek çok normal. Neyse beyler, gazamız mübarek olsun. Hadi can başarılar, hadi can. Bekliyoruz, hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Ver kahvemi. Sorry girls. Çok pardon Taylan Bey. Ya size karşı şansımı biraz fazla zorluyorum biliyorum ama... Aa, lütfen zorla. Ben Hollanda'da sanat tarihi okuyorum. Aa, yalan. Evet.
bitirme dizimde müzayededeki eserlerle ilgili. Özellikle de Kutsal Mihrac'e. Geliyor yarın burada. Evet geliyor da ya benim fotoğrafını çekmem lazım ama fotoğraf çekmek yasakmış. Bırakın çekmeyi, onları yakından incelemem gerekiyor. İncele. Efendim? Yani fotoğraf çek, selfie çektir, bir de beni tek çek. İstediğini yap Nazlı. Nazlıydı değil mi? Evet. Her şeyi yapabiliriz. Ay çok teşekkür ederim Taylan Bey. Hiçbir şey yapamazsın. He? Hiçbir şey yapamazsın. Değil mi? Ben teşekkür edersin, ben sana rica ederim. Tamam, bir dahaki de. Sarılalım mı? Ben kutlamak için ya bu anı. Gidelim mi? Gidelim beraber. Bye girls. Affedersiniz. Kimse yok mu? Pardon. Ah siktir. Ayıymış. Selamünaleyküm kardeşim. Saatler olsun. Bak ayı kardeş. Sen çok iyi bir ayıya benziyorsun. Çok da sevimlisin. Biraz kıllısın hepsi o kadar. Ama bundan sonra benim dayımsın. Benim en yakın arkadaşım da bir ayı. Bizim Rasim Ozan tanırsın değil mi? Yani yabancı sayılmayız. Çok mağduruz. Uğraştırma bizi. Çok mağduruz. Ver şu kolyeyi gidelim. Hadi be. Arkasına sırayla getirmiş. Şimdi arkada hoca. Şimdi yan göreceksin beni. Şu an hiç. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun ya! Oh, kumuşlar iyi geldi. Biraz aşağı. Aferin. Aferin oğlum. Biraz yana. Evet. Çok iyi oldu. Aferin. Heh. Oh güzel. Güzel. Oğlum kumuşlar mı kumuşlar mı? Ne yapıyorsun lan? Bu ne ya? Ayı mı oluyor ya? Oh ayı mı oluyor ya? Aferin. Ulan ayı. Sana demedim mi şu kolyeyi adam gibi ver. Ne hale soktun beni be. He? Neşeli bir görev vereceğim size. Bak orada bir teyp var. O teybe basın. O şarkıyla beraber göbek atın. Ben göbek mebek atmam kardeşim. Ne göbeği? Ne saçmalıyorsun sen? Rasim, siz bu The Big Lebowski diye bir film var. İzlediniz mi onu? İzledim kardeşim, izledim. Bak o filmde hani adamın serçe parmağını kesiyor sonra yeşil ojeyle boyuyor. Hatırladın mı onu? Bak. Ben de Apo'nun parmağını kestim. Yeşil ojeyle boyadım. Beyler, bu herif tam bir ruh hastası. Ne derse yapacağız. Uzatmayın. Eğer dediklerimi yapmazsanız Apo'nun neresini keseceğimi iyi bilirsiniz ha. Hadi göbek atın. Ne bileyim lan?
Oğlum ne kıvırması? Manyak mısın lan sen? Şaka be. Şaka. Öyle görev mi alırlar? Allah Allah. Asıl göreviniz? Tabii ki başka. Kalbini kırdığınız, tükürüp çiğnediğiniz, sonra üzerine çullanıp linç ettiğiniz o değerli insanları temsilen bu değerli kişiyle ilgili. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Beni niye getirdiniz buraya abi ya? Şimdi Serdar'ım ortaçım, sen ve senin gibilerin intikamını alacağız. Bu Rasim sana abi diyecek. İntikam alalım değil mi? Abi oldu bitti, geçti gitti. Allah'ını sever. Ben bu sanatçıları çok iyi biliyorum. Bunlar öyle duygu yüklü insanlar. Hep içlerine atarlar bunlar. Bunların intikamını almak lazım. Alacağız intikamını. Abi. Alacağız. Abi. Bebeğim alacağız. Rasim Ozan Kütahyalı. Dinle beni. Aynı o klipteki gibi bir kız bulacaksın. Göbeğinden zeytin yiyeceksin. Klibin yönetmeni de Sinan Engin olacak. Senin giyeceğin kıyafetler... Sinan Engin'in görüntüyü çekeceği cep telefonu malzeme odasında. Yürüyün gidin çekin lan. Yürüyün. Kız bende. Hadi. Zeytinler de bende. Karşı çıkma. Ya bula bula bunu buldun Allah aşkına ya. Ne yapayım Rasim, zar zor ikna ettim ya. Getir hocam, getir zeytini ya. Bu ne ya, dana gibi. Şeftali mi bu, zeytin mi? İşte idare et ya, idare et. Fark etmez, yat, fark etmez. Ne oluyor yat, yat ya? Kızım, yat. Konuştuk ya kızım, yat 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 kızım, yat. Karabiberim klibini seyretmedin mi sen? Seyrettim. Heh, onu yiyeceksin işte. Ver müziği hocam. Nereye koyuyorduk bu zeytinleri abi o klipte? Göbeğine falan işte, öyleydi. Buraya mı koyuyoruz? Aç göbeklerini. Ver müziği hocam. Aç. Kızım sığmıyor zeytin, aç. Tamam. Geç, ver müziği. Açtım. Ver müziği. Verdim. Kısa bir film bu Rasim ya. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım beni öp diyemem. Hele güne sorma beni. Yaralama vurma beni. Aradım hani o tatlı gönül çiçeğim. Yazıklar olsun. Hani kanatlı beyaz meleğim. Bu gece zevki sefal edelim. Şerefine vur kadehi. Meze yapıp harca beni. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece zevki sefa. Doludu gönlüme hadi içelim. Acıların yerine. Sinan baba, video video dedi. Videoyu çektik. Ne yapacağız şimdi? Yepyeni telefon oğlum. Allah'a gana hediye edersin. Videoyu silme ama. Moda izlesin. Ya Allah aşkınıza bırakın goyguyu. Ertem ortada yok. Haklısın. Hakikaten nerede Ertem? Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 2016 yaz olimpiyatlarına hoş geldiniz. Ülkemizi altın madalyadan Ertem Şener temsil ediyor. Ertem 11 aylıkken yürümeye başlamış. Ertem 39 yıldır, evet yanlış duymadınız, tam 39 yıldır yürüyor. Merhabalar efendim, haydi bakalım yarışımıza devam ediyoruz. Ertem Kore'nin rakiplerine geçti. Ellerinde kamera var, Ertem'i çekiyorlar. Aman Allah'ım, inanılmaz bir şey. Ruslar sağda, Rusları da geçiyor Ertem. Hoş oldum, Amerikalılar son şampiyon. Bir şapka da size selamı.
olsun. Haydi bakalım gidiyoruz. Haydi gurur gecesi yaşıyoruz. Hadi Ertem, haydi Ertem, bravo. Gurur gecesi yaşıyoruz. Altın madalya Ertem'i işte geldi. Ertem Şener, her yerinden öptürüyorum. Her yerinden öpüyorum, her yerinden. Her yerinden öpüyorum. Şapka değil, üzerinizde ne varsa çıkarsın. Bu gece bir tarih gecesi. Bravo oğluma. Ertem altın madalyanın sahibi oldu. Helal olsun Ertem'e. Allah! Nagihan, nanayı yedim. Oğlum niye kapattın telefonu? Abi kapatmayıp ne yapayım ya? Ya buradaki bütün yaptığımız rezilliği öğrenirse? Nereden öğrenecek? Nasıl öğrenecek Rasim ya? Ya Rasim, Allah aşkına bir kendine gel ya. Sen de Ertem gibi kafayı yedin. Ya akıl mı kaldı hocam adamda ya? Akıl mı kaldı ya? Rasim kapıya baksana. Hoş geldiniz. Aç canım benim. Gol aldı, gol aldı, gol aldı. Bu ne ya? Birbirine kattı. Halüsinasyonu mu gördü artık bilmem. Ama otel müşterileriyle bayağı postacı Şakir gibi yarışıyor. Neymiş efendim? Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ediyormuş. Ay bir de spiker olup anlatıyor. Ya Nazlıcığım spikerlik yapması normal aslında. Adam zaten spiker. Nesi var peki? Kısaca kafayı yemiş diyebiliriz ama toparlayacak. Sen düşünme, düşünme. Ne yapacaksın? Bir süredir böyle. Ya bu arada kusura bakmazsanız ben daha evdeki işlerimi falan halledemedim. Bir iki gün daha otelde kalsam bir mahsuru var mı? Ya çok mahcubum size ama. Sinan baba, Nazlı birkaç gün daha kalacak. Sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok kardeşim. Nazlı kızımız bizim. Kalabilir. Ya çok teşekkür ederim. O zaman yarın hep beraber böyle güzelce bir kahvaltı yapalım, tamam mı? Tamam, tamam. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey yemiyorsunuz. Böyle olmaz ama. Pek keyfimiz yok be Nazlı. Ah kızıma. Tadımız kaçtı biraz. Ya. Merak etme. Düzelecek inşallah. Düzelecek. Abdülkerim abi nerede? Onunla ilgili bir şey mi oldu yoksa? Ya Ahmet Hoca abartıyor biraz. Kendi aramızda programla ilgili sorunlarımızı tartışıyoruz. Ya şu sponsor dalgası yok mu? Abdülkerim oraya gitti. Gelecek ama merak etme. Allah Allah. Of of. Sinan abi. Görüyorum bir saattir sen o zeytinle oynuyorsun. Onu yer misin bana sen? Zeytin deme. Bana zeytin deme Nazlı. Bu masada zeytin demek yok. Zeytin lafa etmek yok bu masada. Bir şey göstereceğim sana. Deminden beri onunla uğraşıyorum. Nagihan'a mesaj çektim. Bakar mısın? Hayatım çok yoğun çalışıyoruz. O yüzden ne açabildim ne de arayabildim. Merak etme seni de çocuklarını çok öptüm. Nasıl? Ya Rasim düşüne düşüne bunu mu yazdın? Ne bileyim abi ya işte bunu yazdım. Ne diyorsun? Mesaj tam olmamış galiba. Ya ara, zaten sen bir şekilde gönlünü alırsın. Arayayım mı diyorsun? Daha mı etkili olur? Kesinlikle. Haklısın. Ertem abi, ya bak al şu lokmayı ye tamam mı? Yoksa toparlanamazsın. Ya lütfen. Hadi benim atım için. Aferin. Sen de olmasan. Oy. Ellerin dert görmesin. Beni kimse düşünmeyecek. Ah kızım. Öyle tatlısın ki, öyle sevgi dolusun ki. Bundan sonra bizim evladımız. Ya seni benim oğulcana mı alsam acaba? He? Bunu yiyip bitirmemiz lazım ama. Rasim, açsana şu telefonu kardeşim. Benimki değil abi. Benim ya şuralarda bir yerde çalıyor be Rasim. Bak şuna ya. Benimki de değil. Bu ne ya? Dur. Allah. Tavşan! Tavşan! Hasiktir. Evet. Emanet telefonla mal kabule gidin. Arkadaşlar, gidiyoruz. Kabul günü. Tamam hayatım, tamam. Tamam hayatım. İkizleri öp demiş. Hadi. Öptüğüm var.
Oh rahatladım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Hayırdır? Mankabilesiz mi bakıyorsunuz? Mallarını yanlarız da ne olacak? Çok komik. Siz de mi ya? Hep aynı muhabbet, hep aynı şakalar. Beğenmedin mi birader? Neyse, bir telefon alacakmışım. Hadi. Dikkat, Kasım. Açalım mı lan? Hadi bakalım, açalım mı? Oh! Allah'ım, Allah'ım şükürler olsun. Şükür ya, şükür ya. Baba abim. Abacığım kurtuldun, kurtuldun. Abacığım baba. Kardeşim. Ellerine bakayım. Oh. İyi ya, bir şey yok. Safa sağlamam evvel Allah. Safa sağlamam evvel Allah. Çok iyisin. Çok korktum çocuklar. Ödüm bokuma karıştı. Size bir şey olacak diye. Efendim? Yani kendin için değil de bizim için mi korktun Karagöz'den? Kes lan makarayı. Bu deli bela süper manyak bir herif. 50 yıllık kara gümrüklüyüm. Böyle psikopatını görmedim. Allah Allah. Ertem nerede? Ertem nerede? Ertem bizle beraber değil mi? Erto. Karabiberim klibinizi çok beğendim. Ayrıca arkadaşınıza kavuştuğunuz için de mutlu oldum. Ama aranızdan birini almadan Apo'yu salıvereceğimi mi sandınız? Gerizekalılar ha? Ahmet Hocam, Sinan abi, Abdülkerim abi, Nasip, ben Hatta'ya gidiyorum. Düdüüüüt! Bana bak, Ertem Şener'i tekrar görmek istiyorsanız sözlerimi harfiyen yerine getirin. Ona göre. Şimdi yeni görevinizi açın. Hocam nasıl bir psikopata saralı biz ya? Ne sardı biz bu psikopat be? Abdülkerim abi. Efendim? Gelmişsiniz. Evet. Siz de mi opera dinlersiniz? Aa, he. 3 yaşından beri opera hastasıyım Nazlı, bilmiyor musun? Kabarettiyle ne anılarım var be kızım benim. Bildiğin hadi gibi ya. Diyeyim. Tabii tabii. Aa. Aradım, aradım, aradım. Keşke burada olsaydı. Operayı da çok severdi biliyor musun? Ne yapıyor acaba şimdi ya? Peki bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani biraz önce de söylediğim gibi aslında dünya çok ciddi bir krizle karşı karşıya. Yani bir yandan batıdan gelen bu aşırı sağın sesi giderek yükselen, öte yandan Orta Doğu'dan gelen savaş çığlıkları. Sayın misafirlerimiz, gösterimimiz birazdan başlayacak. Yerlerinize oturmanızı ve cep telefonlarınızı kapatmanızı rica ederiz. İyi seyirler. Beyler, benim acil duvaya gitmem lazım. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm gecem olmadı. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım şovun bir parçası. Dance Entertainment. Ağlamadık sokak köşe kalmadı. Yalnızım dostlarım. Yeter artık.
saçma sapan bir şey geldi bana. Her şey açıklıyor aşkım, her şey açıklıyor. Nasıl açıklayacaksın Allah aşkına ya? Sen panelliğe gittin, oraya nereye gittin kardeşim? Benim aşkım! Benim aşkım! Konuşanlar oldu. Birisi gibi bir şey yaptı. Millete rezil oldum ya. Olmadın kardeşim, olmadın. Kusura bakma. Tamamdır. Oldu ama. Hissediyorum işte, oldu. Kusura bakıyorsun ama ya. Tamam. Konuyu kapat, bitti. Tamam. Bak, bizim Apo tam bir sanat aşığıdır. Kim? Bu sizin Apo Bey. Evet. Apo tam bir entelektüel eleştirme edasıyla opera sanatçılarına yaklaştı. Olayı öyle gör. Ben o opera sanatçılarını görmek zorunda kaldım ama. Nasıl gördün? İnce gördüm. Nasıl gördüm? İnce kalın ne, nasıl gördün? Yüklü miktarda bağış yaptım balya balya. Ne güzel işte, sanata ve sanatçıya destek olmuşsun kardeşim. En sevmediğim şey el hareketi. Ben sana böyle yapıyor muyum? Öz, kendine gel. Tamam kardeşim. Hadi. Neden kardeşim celaleniyorsunuz Rasim hadi Bey? Kardeşim, hadi kardeşim. Hadi. Rasim Bey, ne yapıyorsunuz? Hadi kardeşim, hadi yürü. Ya gönder de bitti yavşağı ya. Hocam bu ne ya? Bu yaştan sonra başıma gelenler... Hocam ne oldu ya? Anlatacağım, anlatacağım. Merak etmeyin. Toplantı odasında sana özel görev var. Bana bu yaştan sonra yaptırdığı hokkabazlıklar böyle işte. Vay şerefsiz. Oyun içinde oyun oynamış lan bize bu. Ben seni seviyorum, sen gezmeyi. Senin hep gittiğin yere hiç gelemiyorum ben. Öylece durmayı seviyorum. Durup ardından bakmayı. Ama sen yürümeyi seviyorsun. Hem de arkana bakmayı. Yaprak seviyorum ben, yaprak. Kuru yaş ayırmadan sen ezmeyi seviyorsun. Neye bastığına bakmadan. Tablo nerede? Taylan. Vay. Taylan Bey, kime yazıyorsun siz bu şiirleri? Küçük budala. Birine şiir yazılmaz. Biri şiir yazdırır. Sebebi olabilirler, sahibi asla. Peki daha ne kadar sürecek bu şiirler? Sen gülümseyene kadar. Çünkü hiçbir şiir senin gülümsemen kadar güzel değil. Allah'ım, laflara bak ya, inanamıyorum ya. İnsan hem böyle komik hem de şiirbaz olabilir mi desene. Ah demiyor. Senin tadın yok. Senin moralin bozuk. Tadın kaçmış. Yine o üst üste gelen kötü günlerden biri değil mi? Bilmiyorum. Sorunlu bir aile. Evlenmeyi beklerken terk edilme. Bitirme tezimi tamamlayamazsam bursum kesilme tehlikesi. Üstüne bir de kimliksiz, pasaportsuz... Yeter, yeter. Dram zehirlenmesinden şimdi acile kaldırılacağım. Serum takacaklar bana. Bu ne ya? Kimi kararttın? Hadi kalk, gidiyoruz. Nereye? Ya da sen gelme. Sen burada için kırarsın. Böyle böyle bara bak sen. Ben de gideyim o güzel eserlerle yakından fotoğraf falan çektireyim. Aa, gerçekten mi? Ben de geliyorum.
Tamam. Tamam Hasan abi. Tamam diyorum abi. Tamam abi. Oo, tamam. Hocam eş dost arayıp duruyor ya. Bütün mevzular duyulmuş galiba ya. Beni de sabahtan beri gazeteciler arıyor. Açamıyorum telefonu. Ya Rasim sana zahmet evladım. Şu televizyonu bir aç bakalım. Hocam televizyonu açsak hal mi kaldı Allah'ını seversen ya? Gece haberleriyle tekrar birlikteyiz. Tatil yaptıkları otelde büyük bir skandala karıştıkları söylenen Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz'ın opera galası temsili sırasında sahneye çıkarak opera sanatçılarıyla büyük bir kavgaya tutuştuğu iddia ediliyor. Video paylaşım sitelerinde yayınlanan... Şimdi tam festival oldu. ...kavga eden kişi... Merhaba kızlar. Lan bu deli bela değil mi? Lan manyak yine çıktık karşımıza. Ertem Şener'i bir daha görmek ister misiniz? Hadi Bodrum'a in. Hadi. Hemen! Hemen! Hadi! Kalk, kalk, kalk! Rasim? Rasim? Nagihan, ne işin var senin burada ya? Hakikaten çok iyi bir açıklaman yoksa bittin sen Rasim. Ne yapıyorsun hayatım burada? Allah aşkına ya! Seni görmeye geldim ama anladığım kadarıyla gelmesen daha iyiydi diyorsun. Ya Allah'ım, bu Bodrum'da ne yapıyorsun tamam, sen? Tamam, ne demek ne yapıyorsun ya? Sizi sordum, beni buraya gönderdiler. Allah aşkına ne işler çeviriyorsunuz? Yani bu koskoca otelde bula bula burayı mı buldunuz? Rasim sen bir gelir misin şöyle bir baş başa konuşalım? Karabiberim filan ha? Allah Allah. Şıklar gel. Nagihan? Ertem ne işin var? Nagihan nerede? Ertem? Nagihan nereye gitti? Ertem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada abi? Zizi gitti. Hoş geldin Sayın Bey. Hadi defol gidiyorsun burada. Ama efendim. Kekirin gidin buradan. Tabii efendim. Bunlar daha yeni biliyor musun? Heyecanlandılar tabii. Nasıl tatlı kovdum ya. Hem zengin hem karizmatik hem de sevimliyim. Ay inanamıyorum. Organik tünel heykeli. Aa, Van Holga'nın oval portresi. Bu mu? Evet. Ay çok... Dali'yle mutlaka selfie çekilmem gerekiyor. İnanamıyorum ya. Vallahi sen daha Dali'sin. Evet. Ay Michael Jackson'ın ilk moonwalk yaptığı çoraplar burada. Evet. Arkacık Walker. Oh, wow. Ay var ya bölümdekiler kıskançlıktan çatlayacaklar. Ay, gebersinler. Ay şu an o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Ne güzel. Ya senin yerinde olsam heyecandan ölürdüm herhalde. Sen bu gece nasıl uyuyacaksın? Normal, böyle sağ dönüp uyuyacağım. Ya öyle uyulur mu hiç? Hayır. Yılın en önemli gecesine ev sahipliği yapıyorsun. Aylarca süren hazırlıklar, paha biçilmez sanat eserleri, dünyanın dört bir yanından gelmiş 100 seçkin konuk. 101. Efendim? 100 seçkin konuk arasında sen de varsın, 101 seçkin konuk. Gerçekten mi? Güzel oldu. Bak, büyük düşünür Yıldız Tilbe'nin dediği gibi. Ama evlisin, benim değilsin. Yok artık, evli yaptım bir de. Yok bir de babayım, yok bir çocuğum var. Aa. Bilmiyorum, belki de vardır. Nasıl olur bir gel ben sana göstereyim çocuğu. Gel, gel buyur. Mesela küçükken her istediğimi yaptırdım. 14 yaşıma kadar kadınlar babama devam ettim. Sonra gelme dediler tabii. Ondan sonra güzel ne istediysem ama Allah'ım yarabbim şükür ya. Sen mesela neye güzel dersin? Ha? Güzel ne seversin mesela, ne seversin mesela? Bence sanat eserlerinin hepsi çok güzel. Ama hangi sanat eserleri? Hepsini say bakayım şöyle. Mesela heykeller, resimler... Dur, sözünü kestim. Ben de buradayım eğer rahatsız etmiyorsan. Miracı ve ona bu kadar yakın olmak resmen rüya gibi. Acaba senin rüyalarının erkeği ben miyim? Layıkım olmak ister misin? Sahiden mi? Yok mahsus çıktım. Ama şimdi bunun bir sürü güvenlik şeysi falan vardır. Ama o güvenlik şeysine benim telefonuma gelen bir şifre. Bak gireyim hemen. Crazy 81. Ay. Ya öyle şifre mi olur ya kullanıcı adı gibi? Öyle mi? Hemen kapatıyorum. Ah ya lütfen. O zaman bir şifre daha var. İstersen onu beraber oluşturalım. Mesela Nastay. Bak gidiyorum. Nastay, Nastay, Nastay. Tamam.
Anladım. Çok... Allah bin türlü cezanı versin. Oğlum sağlı bir beddua sesi geliyor mu? Lanet gelsin Taylan, lanet! Aa, ulan! Mecbur kaldık efendim. Hiç düşündüğün gibi bir şey yok ki. Sanat eserlerinden falan konuşuyorduk işte. Frida dedi, tek kaş, hiç sevmem, o seviyormuş. Öyle. Milyonlarca dolarlık eserlerin olduğu yerde ve bütün güvenlik önlemlerini hiçe sayarak bu or... Tut kendini Gizem, tut kendini, avamlaşma. Bu neydi belirsiz kıza, sen ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun? Çok özür dilerim. Nazlı. Senin hesabını sonra göreceğim. Nazlı! Var ya sen, bir kadını kaçırabilecek kadar haysiyetsiz ve şerefsiz bir herifsin. Ulan çocuklarda emanet var diye erkeklik mi yapıyorsun? Ha, cibiliyetsiz, tiniyetsiz. Ay bu güzel sözlerle beni onara ettiniz. Sağ olun. Şimdi akıllı çocuklar olun, sözlerimi harfiyen yerine getirin, tamam mı? Size son görevinizi veriyorum ve en önemli göreviniz. Bu gece yapılacak olan müzayededen... Kutsal mihraceyi çalacaksınız. Ne? Hırsız mıyız lan biz? Ha? Kutsal mihraceyi çalıp bana verdikten sonra bir daha karşınıza çıkmayacağım. Biz senin karşına çıkacak zamanı biliriz kardeş. Efendim bir şey mi dedin? Yok beyefendi. Biz sizi dinliyoruz. Lütfen Sinan abi bitirsin sözünü, ondan sonra beyefendi sözünü kesmeyelim. Sayın bayım deli bela, arkadaşlarım adına çok özür dilerim. Verdi İtalyan golü. İtalyan verdi. Allah cezanı vermesin. Şu herif de sıvadın ya. Kutsal mihraceyi bana verdikten sonra bu oyun bitecek. Şimdi gidip hazırlanın. Sizin için çok güzel kıyafetler al. Hadi gidin. Gidin lan. Gidin, gidin hazırlanın. Sen göreceksin. Sen göreceksin. Ediyorum. Kim olursa olsun listede adı yoksa içeri alınmayacak. Anlaşıldı mı? Evet efendim. Evet efendim. Ayrıca listede adı da olsa önce telsizle bilgi işlemden double check yapıyorsunuz. Ona göre içeri alıyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı küçük beyinler? Hayır efendim. Okey. Senin o suratın nedir öyle ağlama duvarı gibi? Gül biraz, gül. Enerjik ol bak. İçeride bir tane suratı asık adam görürsem ne yaparım? Yakarım. Aramadı. Mesaj da göndermedi. Ama niye gelsin ki? Zaten kendisi gelecek. Bana mı dediniz? Ya Allah aşkına boş yapma, geçsin ne işim oldu yani. Doğru. Aa, alındı herif. Taylan Bey, problem mi var? Yok. Hiçbir problem yok. Kalbim ağrıyor sadece. Vah vah. Başlayacağım otelinde de gizemle de müzayede seyrede. Thank you.
Vici'yi hazır. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Haberleşiriz. Gerçek boşluk gelenle dolmaz. Gidenin yarattığıdır. Yoksun. Beklediğim hamle de geldi. Şimdi neden bu kıyafetler diye soracaksınız. Daha önce söylediğim gibi ben klasik bir kötü değilim. Tarzım bu. Kötülük yaparken de eğlenmek isterim. Uzmanlarca son 10 yılın dünya çapındaki en büyük mezat organizasyonu olarak gösterilen müzayedemizde tarihi ve sanat değeri yüksek olan eserler açık artırmayla satışa sunulacaktır. Elbette müzayedenin göz bebeği ve hepinizin sabırsızlıkla beklediği eşsiz kutsal mihrace gecenin sonunda karşınızda olacak. Şimdi mezat eserleri takdim edilmek üzere sizler için sahneye geliyor. Dali'nin az bilinen imzalı fotoğrafı. Gotik de azınlık. 7. François tarafından kullanılmış. Arkadaşlar, hadi bana Ahmet Çakar olarak saygı alıyorum. Yahu şu karaktere de mi saygı duymuyorsunuz? Ya sizler çocukken ben kale kale dolaşıp prenses aramadım mı sizin için lan? Karşılığı bu mu olmalı? Ahmet Bey dediğim gibi kesin emir var. Listede olmayan kimseyi alamıyor. Ya ne emri kardeşim? Ne emri? Bir dakika hocam, bir dakika. Açılan kapıyı keserim çocuğu. Hem de tek hamleyle kesilmesi gereken yerden. Hani ucundan küçücüktü? Kökünden değil. Küçücük ucundan hani. Kardeşim çok hevesli. İçeri bir sokacağız. Sağ solu sıvayacağız çıkacağız. Allah rızası için. Ne olursunuz ya. Yolculuk vaktini erkene alayım mı Abbas? Alayım mı oğlum canını? Oo, kan istiyorum. Kan istiyorum Nagihan için. Gideceğiz içeri. Derbil bir bulan. Enfiye kutusu. Tabaka altın işlemelerle süslü. Ne oluyor lan burada? İçeri girmek istiyorlar. Ya bu haliniz nedir? Kostümlü parti mi veriyoruz içeride? Gazeteciyiz kardeşim biz. Özgür basını engelleyemezsin. İçeri gireceğiz. Bana bak Özgür Vampir. Eğer isteseydiniz buraya gelmeyi ben size bilet ayarlardım zaten. Ben şahsım adına söyleyeyim. Vadede olmadan gelemem. Gelmem! Ya arkadaş ben sizi polisin elinden daha beter bin türlü rezalet çıkarın diye mi kurtardım? Bu haliniz ne ya? Siz spor adamı değil miydiniz? Nereden çıktı bu sanat aşka? Samuraydır benim adım. Delice severim. Büyüktür kılıcım. Çok pis. Keserim. Lanet olsun sizi izlediğim pazar akşamlarına. Allah bin türlü cezanızı versin. Alın şunları. Yalnız silahları alayım ben. Ben vermiyorum. Ben vermiyorum. Vermiyorum. Çin sarayında kullanmış. Hadi bakın işinize. Canımı sıkmayın. Beyler,
biz bu kadar güvenlik önlemi arasında bu kutsal miracı nedir nedir, bunu nasıl çalacağız? Sizin aklınız erir mi? Üstelik bu kıyafetle. Adım gibi biliyorum. Bu deli belanın bambaşka bir planı var. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Ocean's 11, Ocean's 12. Ne kadar hırsızlık filmi varsa çocukluktan beri hepsini ezberledim. Hepsini istedim. Bir, kılık değiştirip içeri girebiliriz. Selamun aleyküm. İyisiniz inşallah. Bir temizliğe gireceğiz inşallah. Hocam, kaç yaşında adamsın? Bu hareketler yakışıyor mu sana? Çok mu belli oldu? Evet. Ya da yerin altından girebilirim. Beyler, çok boktan bir yere geldik. Buldum. Hiç pes olmaz. Aa! Nagel ne lan? İliklerine kadar kanana yöreceğim lan sen. Nagel. Nedir Nagel? Nagel'in elinde olduğunu unutuyorsunuz ama küçük aptallar. Ya bir de şu halinize bakmadan... Bana şekil mi yapıyorsunuz, dodoşlar? Şimdi sahibinizi dinleyin. Soygunun nasıl yapılacağını ve sizin ne yapacağınızı anlatacağım. Güvenlik görevlilerinden ikisi benim adamım, görüyor musunuz? Ya, 6 aydır bu işin üzerindeyim. Sonunda ekibe sızmayı başardım. Ekibin şefi oldum. Burada önemli olan şu kaidenin üzerindeki o kurşun geçirmez camın açılması. Bunun için de Taylan'ın telefonuna ve gelecek şifreye ihtiyacımız var. Aşağılı görev. Peki ulan bu şifreyi nasıl bulacağız? Siz ünlü değil misiniz? Ha? Güvenilir değil misiniz? Taylan size inanır. E bundan sonrası da sizin işiniz yani. Onu ben bilemem. Zaten mecbursunuz. Af, af, af. En çok seni seviyorum. Af. Şunun elini öpüyorsun şerefsiz. Ulan şerefsiz. Tamam, yuttular. Elması almak için şifreyi çalacakları zaman bütün dikkati üzerlerine toplayacak. Sonra biz planımızı uygulayacağız, elması alacağız, tamam mı? Hadi bakalım. Bütün derslerden. Sınıf tekrarı yine denedik. Yine kaldım. Atıldım. Ne yapsam olmadı. Uzak tutamıyorum ki. Dışarıdan bitiriyorsun beni. Bu mu senin şiirin? Bu seni. Hani şiir birine yazılmazdı? Sebebi olabilirler ama sahibi asla. Ya sen yani şeysin tabii böyle. Başkasın. Acayipsin. Acayip derken? Yani böyle çok başarılısın bu gece. Kadına güzelsin diyemeyecek kadar korkaksın. Ama ben kaçak dövüşmem. Bu arada gece çok yakışıklısın. Ve herkesin sabırsızlıkla beklediği kutsal mihracenin takdimi. 1600 yıllarda Hindistan'da topraktan çıkarılan elmas daha sonra Avrupa kıtasında pek çok kralın gözdesi olmuş. Ve gördüğünüz üzere hem büyüklüğüyle hem de rengiyle nadir olma özelliği taşıyor. Tahmin edeceğiniz üzere kutsal mihrace en son eser olarak satışa sunulacaktır. Pardon, hemen geliyorum. Kutsal mihracenin alt satış bedeli 70 milyon dolar. Mezat bu bedelden açılıyor. Bakalım en son rakam ne olacak? Evet, tüm eserler...
Hadi be, ne duruyorsunuz? Alın şu elması artık. Biriniz bir şey düşünsün Allah aşkına ya. Beyler, ben de beğenmeyin kalmadı. Benim harika bir fikrim var. Lan Taylan amca! Şşt, Taylan amca! Şşt, şşt, sana diyorum, öndeki Taylan amca değil misin sen? Elması kaçıracağız da senin şu telefonuna gelen bir şifre var ya. Yolla bana, yolla yolla. Çalacağız! Ya. Lan! Yakalayın! Yakalayın! Ağzına bittiği maşallah. Mazer değil, ben seni yere git oğlum. Deli misin? Nesin sen? Lan nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Ha? Ha? Al bunları da. Al bunu da. Aradın mı lan beni şimdi? Hadi, hadi. Hadi, hadi. Sinan abi, kırmızı ışıkta geçtin ya. Kırmızı da geçilir mi ya? Yeşil de geçilir. Vallahi hak geçmesin kardeşim. Sahibini bulup ödeyelim. İlacıyı aldın mı? Sorun yok. Kaçış noktasına gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Yanlış yoldasın. Yanladığımız yere git. Bana bak. Sen nereye gidiyorsun ya? Gizlikalı. Önümüzü yıkacak adam bulamayız vallahi. Kızım sen manyak mısın? Burada mı buluşacaktık? Uzak dur. Ne oluyor ya? Buraya. Gel lan oyna. Dur yaklaşma. Gel, gel buraya. Geri bas. Geri bas. Yaklaşma. Gel buraya. Yürü. Gel lan bana gel. Bana bak, bize dokunursanız Nagihan'ı göremezsiniz. Geri bas. Sana inanmıştık. Güvenmiştik de aslında. Yazıklar olsun sana. Ha? Ama nasıl tufaya geldiniz? Kızımız bilmiştik seni. Ulan Olcan'a alacaktım seni be. Kirvem olacaktım. Kirvem diyecektim sana. Çeyrek altın takacaktın. Ama çok duygusal. Ağlayacağım şimdi. Lan! Yaklaşmayın. Hadi ver şu elması da gidelim hadi. Sen burada kalıyorsun. Niye? Lan! Alın şu elması. Yoksa Nagihan'ı göremezsiniz. Hadi! Nagihan'a bir şey olmayacak. Onu kurtardım. Şu an bagajda. Nagihan! Ne yapıyorsun sen? Rasim kurtar beni. Rasim. Aa, bitti mi bu kağıt? Ne deseniz haklısınız. Kendimi savunmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten çok üzgünüm. Ben sizi çok sevdim. Hoşça kalın. Kız! Oh! 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 İntihar etmemiş. Tekneye de kaçıyor. Gidiyor lan. Şimdi baş başa kaldık seninle. Yer misin, yemez misin? Maden doldu.
düştü ulan elimize. Elimizde ama, şey. Ama bir saniye. Neler? Her şeyi anlatacağım. Merak etme. Ben... Daha sünnetini yapacaktık ya. Ölmesin. Daha onu ben patates edeceğim. Ölmez bu ibne dokuz canlı bu hocam. Bok yoluna gitti herif ya. Hadi. Dönün. Hadi hadi. Bence herif kayboldu. Beyler, her şey olabilir. Ulan Erte, herif öldü düzeldir ha. Ölmemiştir inşallah. Ya neler olduğunu bana da anlatacak mısınız? Ya aşkım, uzun hikaye. Sonra anlatırız. Ya nakel ben kurtardım ya. Herif geberdiyse geber. Gelin size boğazda bir tur attırayım. Keyfimiz yerine gelsin. Hocam kafamı ne elliyorsun ya? Allah Allah. Şimdi böyle bir gün Suudi Arabistan'da maç yönetiyorum. Suudi Arabistan kuvvet mi ne böyle? Oyun oynanıyor oyuncular 70. dakika. Oyuncunun bir kenara gitmiş, çıkartmış bir şey. Aa, sahaya işiyor. Yemin ediyorum. Hocam çok özür diliyorum. Bir telefon bağlantımız varmış, yönetmenim uyarıyor. Bir misafirimiz var. Kim ya, kim arıyor? Yılmaz Vural mı arıyor yoksa? Soralım bakalım. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Size güzel bir haberim var. Yaşıyorum. Of. Ve yeni görevinizi başarıyla gerçekleştirirseniz neden sizi seçtiğimi öğreneceksiniz. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen, ölmedin mi? Şimdi. Efendi gibi sahibinizi dinleyin. Ne yapıyorsun burada ya? Ya sen ne yapıyorsun burada? Allah'ını seversen sen ne yapıyorsun ya? Kayıt değil. Kayıt değil. Kapıda lan! Ulan süttürme lan! Ulan ayı mısın, forkçu musun? Ulan hayvan gibi şey yapıyorsun. Nasıl oluyormuş? Gassay cim bom bom diye bağır. Ne? Hayatta bağırmam. Bağıracaksın. Bağırmayacağım. Bağıracaksın. Bağıracağım lan. Bağıracaksın. Bağırmayacağım. E tamam, tatlı hazır oldu o zaman, bağırsın. Gel ben. Motoruna gidiyor. İntihar etmemiş. Tekneyle kaçıyor. Evet Deli Vera. Biz bize kaldık. Şimdi yer misin, yemez misin? Oryam. O elması bu ülkeye getirmek gerçekleşti. Dur bir daha yapacağım. Çok tatlı ya. O da sen de bilin. Nagihan'a bir şey olmayacak. Şu an bagajda, onu kurtardım. Nagihan! Nagihan'a bir şey olmayacak, onu kurtardım şu an bagajda. Nagihan! Abi!
Alın şunu elinden elması. Rahatım, rahat ilaçlı başlarım öyle olur diye. Ama hıyar gibi bakıyor her şey karışık. Dur, ben önce Kadir'e nefretle bakıyorum. Aynen. Sonra... Ne oldu, ne oldu? Baba ne gülüyorsunuz ya? Hadi. Hadi. Bunlar güzel, kamera arkalı. Güzel, güzel. Kim konuşuyor?